Sandık kokusu diyorum ve susuyorum. Dün akşam yine son bölümüyle kilitlendik. Atilla ile kardeşi Mert biliyorsun. Filiz ile Aydan yıllar sonra yeniden karşılaştılar. Asıl bombaysa ya. Geliyor. Ne iş yapıyordu bu adam? Denizle ilgili bir şeyler yapıyordu. Kaptan. Kaptan da değil mi? Bir şey geliyor aklıma ama. Evet patron. Dinlemedeyiz. Burner telefonlardan alacağız. Kullan at. Aynen. Ozan'ın ağzından Karsu'ya mesaj atacağız. İşte iş buldum ben. Yurt dışına, Güney Amerika'ya mal taşıyorum falan, kaptanlık işi. İşte arayamadım, haber veremedim, telefonumda sorun oldu falan. Çok mantıklı. Bence bu fikir çalışır. Olur değil mi? Yalnız arada mesaj atmak lazım. Öyle bir kere olmaz. Yapacağız, ne lazımsa yapacağız. Merhaba Filiz. Konuşabilir miyiz? Git buradan. Lütfen. Ölmek için buradayım. Rica ediyorum. Konuşmadan gitmeyeceğim. Ne söyleyeceksen söyle ama kısa olsun. Irmak'ın tek derdi kendini affettirmek. Yıllardır perişan. Bunun için benden boşanmak istediğini söyledi. Hiçbir şey olmamış gibi nasıl bunlardan bahsedebilirsin? Nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Rahat olduğumu kim söyledi? Yıllar sonra buraya gelmek, seninle yüzleşmek benim için kolay mı? Bari sen böyle yapmasın. Ben yıllarca ne düşündüm biliyor musun? Sizi gördüğüm zaman ne yapacağımı düşündüm. Nasıl yüzünüze tüküreceğimi, nasıl üzerinize saldıracağımı, nasıl küfredeceğimi, hakaret edeceğimi düşündüm yıllarca. Hiçbirini yapmadım, yapamıyorum. Çünkü siz benim öfkemi bile hak etmiyorsunuz. Peki niye küstüler teyzemle? Teyzen anneannenin kocasıyla kaçtı da ondan. Gel göstereceğim ben sana ne oluyor? Neyi ne yapıyorsun ben sana ne oldu? Ne oluyor ya? Kim oluyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? 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 Kendine. Sen kim oluyorsun da benim kızımı oldukça getiriyorsun? Ya Karsu kızlar. Merhaba. Merhaba. Ben tek başıma kalıyorum, benim odam da var. Kardeş sen bende mi kalsan ya? Hiç hanımlara kalabalık yapmasak. Ben mi? Sen. Irmak. Aa, Irmak. Anne. Ne oldu? Irmak. Ne oldu? Nesi var? İyi mi doktor hanım? Ben eşiyim. Hastamız iyi. Peki o ne olmuş? Yani o kanama neden olmuş? Hamile. Sen var ya sen benim gibi dalyan gibi bir adamı kaçırmış bir insansın. Kim bakar senin suratına? Kim senin sevgilin? Sen öyle san, benim sevgilim var. Ya kim lan, kim senin sevgilin? Benim sevgilim? Evet. Karsu. De lan Karsu sen, hayırdır de. Benim sevgilim Atilla. Ama Reha fazla zorladın. Şansını da fazla zorladın, durumu da fazla zorladın. Sen karını aldat en yakın arkadaşıyla. Yetmedi, kadına neler çektir. Sonra gel burnunun dibine taşın en yakın arkadaşı ve sevgilisiyle. Çok mutlu ama. Sonra da dalyan gibi adamı kaçırdın. Yani hikaye biraz da içte değil, dışarıda değil, içeride de dönüyor ya. Yani oraya taşındı. Baksana o tartışma anda nasıl da mutlu. Pişkin, tabii tabii canım, pişkin. İki kadının. Şu Reha gibi olmak... Yani her insana nasip olmaz. Hani bazı tavalar vardır ya, üstüne ne atarsan at yapışmaz kalır. Aynen öyle. Ya da hani ya Rabbi şükür der mesela, bir iki evet. Hareket yaparsın yüzüne falan. Reha şahane bir insan. Şahane bir insan. Ama yani Karsu'nun hayatında gerçekten travmalar. Şimdi kadını neden dövüyor? Reha'nın sevgilisini ve eski en yakın arkadaşını. Çünkü kızına diyor ki
Neden teyzemle annem kavga ediyor? Çünkü diyor teyzen dedenle evlendi diyor. Ya işte. Teyzen dedenle kaçtı diyor. Yani öyle çapraşık bir durum var ki bir küçük çocuğumun algılaması bile söz konusu değil. Tabii Karsu'nun yine orada zıvanadan çıktığı anlar haklı olarak böyle bir durum. Burada gerçekçi mi acaba ya benim sevgili Matilda derken acaba? Yoksa bir an sıkışmışlığım verdi. Bence ya Atilla, kurtarıcı. Kurtarıcı bir durum yani. Şimdi Atilla'yı da ümitlendirdi iyice. Ben senin sevgilinmişim diye mesela. Hadi bakalım. Yok canım, artık onlar hani arkadaşlar zaten. Mi acaba? Biliyorlar ya olayı. Yok Ebru ya ben sana söyleyeyim. Ama ben artık bir sevgiliyiz diye dolaşırım valla. Ya Boğaz'da oradan kaçarken şurada, doluya tutulmasın da Karsu. Çünkü sevgili neydi kardeşim Mert Atilla'nın kim bilir kaç yüzünü görecek. Evet. Bir, iki, üç yani Atilla işte toplumumuzda bol bol gördüğümüz, dünyada bol bol rastladığımız insan oğullarından bir tanesi. Buyur bakalım. Karsu hamile, kardeşi hamile olduğu için yaşadıkları şok apayrı bir şey. Karsu daha fazla üzülmesi ve daha fazla şok yaşamasınlar. Özellikle Filoş'un da o andaki diyor ki içerideki hanginizin yakını? Eşim diyor. Düşünsene babam ve eski eşi ortadayken. Oh vallahi oğlum. Senaryo gerçekten müthiş. Bahçıvan, şoför. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Adnan bu kadar azarı işitti. Evet. Zaten belliydi. Sonra gidecek yine devam edecek işine gücüne herhalde yani. Olan yine yapanın yanında kar kalmasın. Mı olacak yapan? Herkes kendi hayatına dönüyor bir yerden sonra. Bir de bebek haberi. Allah Allah. Baksana yıllarca baba diyemediğin yani Karsu'ya bak. Hani Filoş eşinden ve kızından oluyor. Karsu babasından ve kardeşinden oluyor. Bütün bu olaylardan dolayı. Sen bir mutluluk uğruna herkesi yakıp yıkıp gidiyorsun. Ya. Bir mutluluk uğruna dediğinde de işte. Hadi bakalım. Bakalım Reha yeni bölümde nasıl bir hamleyle gelecek ben de merak ediyorum. Efendim sandık kokusu. Evet buyurunuz.